Rahat dur Cenab abi. Kıpırdayıp durma öyle. Çekeceğim ama kulağını ibrikçi. Sen de beni son günlerde iyice model gibi kullanmaya başladın. Ne yapalım abi? Ekmek parası. Niye yoruyorsun beni böyle? Çağır sabriciğimi. Kendi pozunu kendi versin. Sıra yüzüne gelince çağıracağım abi. Hem sırf onun için değil ki. Çoğaltıp satacağım bu resimleri. Kim tanır Sabri Bey'i? Hep böyle satacağım, satacağım diyorsun ama ibrikçi. 4 tane tablom sandık odasında tozlanıyor. Sen merak etme abi. Onların müşterisi hazır. Senin eskici de uğramıyor peydir. Tablomların sürümü düşüyor anlaşılan. Yine canlanır piyasa Cenab abi. Telaşlanma. Elimizde resmimiz olsun. Hah. Esmer nihayet çıktı pencereye. Yo, o değilmiş. Günlük kadın örtüsü geliyor. Rahat dur Cenab abi. Bakma öyle sağa sola. Yeter ibrikçam ha. Azarlama şöyle ikili bir insanı. Model yok senin karşında. Çağdaş şiirimizin önemli bir temsilcisi var. Tamam abi, özür dilerim. Bir şey demedik. Ah ah. Niye bıraktım sanki radyodaki o güzelim işimi? Şimdi otur bu küçük burjuvalar apartmanında. Almancı dostlarımızın o meme düşkün oğluyla. Terzi Sevim Hanım'ın münasebetsiz alkolik kocasıyla. Hiç yani. Babası oğlunu akdağlara götürülmüş. Barış Cenab amcalarıyla oynarmış. Sakın ağlama. Ağlama oğlum artık be. Yoksa ben de ağlayacağım ona göre, tamam mı? Bak işte geldik. Ha Sabriciğim geldi işte. Bundan sonra o poz versin. Benden bu kadar. Aç kapıyı. Aa bu ne sürpriz. Merhaba biz geldik. Hoş geldiniz. Bak kimler geldi abi. Oo bizim için ne mutluluk bu. Aa ama sen biraz bitkin görünüyorsun canımın içi. Mahvoldum abi ya. Ağlayıp duruyor. Ver bakayım. Ver, Bilge ver, de gelmedi ver, daha. Ver şu. Ne yapacağım şaşırdım valla. Bakayım ne güzel bir çocuk olmuş. Ver bakayım ver. Ah canım benim. Karnı aç olmasın Aydın. Aç zaten Sıtkı abi. Ama bak hazırladığım biberonu sevmedi galiba. Nedir bu koku canımın içi? Altının da değişmesi lazım Cenab abi. Ha öyle mi? Alıver şunu ibrikçi. Barışçığımın altını değiştirmek lazımmış. Şimdi hallederiz. Abi ben bebek altı değiştirmeyeli yıllar oldu. Olsun bırak sızlanmayı ibrikçi. El birliğiyle değiştireceğiz. Bu yavru böyle duramaz. Dur abi ben bez getirdim. Tamam canımın içi. Şu masanın üstünde biraz yer açalım. Evet evet evet. Dikkat dikkat. Heh, yatıralım şimdi yavaş yavaş. Evet. Yatır Sütkü abi. Yatıralım dikkat, şuraya. Dikkat yavaş yavaş. Yavaş. Oh, oh. Ama dikkat ama. Bak şimdi. Siz devam edin abi. Ben açarım. Sabri Beylerse rica et daha sonra gelsinler canımın içi. Şimdi çok daha önemli işlerimiz var şu anda. Meşgul. Tamam abi. Hah buradalarmış gel. Merhaba efendim. Sen ne zaman geldin sevgilim? Biraz önce. Çok uğraştırdı mı seni? Eh işte biraz. Nerelerdesin Aydın? Apartmanda bakmadığım yer kalmadı. Barış'ı gezdiriyordum efendim. Önce bahçeye çıkardım, susmadı. Ben de buraya getirdim. E ölecektik meraktan. Size de iş çıkardık Cenap abi. Aşk olsun Bilgeciğim bizim için zevk. Teşekkür ederim. Aydıncığım, özür dilerim. İşimin bu kadar uzayacağını bilmiyordum. Önemi yok sevgilim. Sen ne yaptın? Konuşabildin mi? Hı. Konuştum. Yarın sabah başlıyorum işe. Başlıyor musun? Hı-hı. Yarın sabah mı? Evet. Ay başımıza gelenler. Yarın sabah başlıyormuş. İnanabiliyor musunuz efendim? Ya. Hı? Rahat dur Cenab abi. Kıpırdayıp durma öyle. Çekeceğim ama kulağını ibrikçi. Sen de beni son günlerde iyice model gibi kullanmaya başladın. Ne yapalım abi? Ekmek parası. Niye yoruyorsun beni böyle? Çağır sabriciğimi. Kendi pozunu kendi versin. Sıra yüzüne gelince çağıracağım abi. Hem sırf onun için değil ki. Çoğaltıp satacağım bu resimleri. Kim tanır Sabri Bey'i? Hep böyle satacağım, satacağım diyorsun ama ibrikçi. 4 tane tablom sandık odasında tozlanıyor. Sen merak etme abi. Onların müşterisi hazır. Senin eskici de uğramıyor peydir. Tablomların sürümü düşüyor anlaşılan. Yine canlanır piyasa Cenab abi. Telaşlanma. Elimizde resmimiz olsun. Hah. Esmer nihayet çıktı pencereye. Yo, o değilmiş. Günlük kadın örtüsü geliyor.
Rahat dur Cenab abi. Bakma öyle sağa sola. Yeter ibrik cama. Azarlama şöyle ikide bir insanı. Model yok senin karşında. Çağdaş şiirimizin önemli bir temsilcisi var. Tamam abi, özür dilerim. Bir şey demedik. Ah ah. Niye bıraktım sanki radyodaki o güzelim işimi? Şimdi otur bu küçük burjuvalar apartmanında. Almancı dostlarımızın o meme düşkünü oğluyla. Terzi Sevim Hanım'ın münasebetsiz alkolik kocasıyla. Hiç yani. Babası oğlunu akdağlara getirilmiş. Barış Cenab amcalarıyla oynarmış. Sakın ağlama. Ağlama oğlum artık be. Yoksa ben de ağlayacağım ona göre, tamam mı? Bak işte geldik. Ha, Sabriciğim geldi işte. Bundan sonra o poz versin. Benden bu kadar. Aç kapıyı. Aa, bu ne sürpriz? Merhaba, biz geldik. Hoş geldiniz. Bak kimler geldi abi. Oo, bizim için ne mutluluk bu. Aa, ama sen biraz bitkin görünüyorsun canımın içi. Mahvoldum abi ya. Ağlayıp duruyor. Ver bakayım. Ver, Bilge ver, de gelmedi ver, daha. Ver şu. Ne yapacağım, şaşırdım vallahi. Bakayım, ne güzel bir çocuk olmuş. Ver bakayım, ver. Ah canım benim. Karnı aç olmasın Aydın. Aç zaten Sıtkı abi. Ama bak hazırladığım biberonu sevmedi galiba. Nedir bu koku canımın içi? Altının da değişmesi lazım Cenab abi. Ha, öyle mi? Alıver şunu İbrikçi. Barışçığımın altını değiştirmek lazımmış. Şimdi hallederiz. Abi, ben bebek altı değiştirmeyeli yıllar oldu. Olsun, bırak sızlanmayı İbrikçi. El birliğiyle değiştireceğiz. Bu yavru böyle duramaz. Dur abi, ben bez getirdim. Tamam canım Nietzsche. Şu masanın üstünde biraz yer açalım. Evet, evet, evet. Dikkat, dikkat. Heh, yatıralım şimdi yavaş yavaş. Evet. Yatır Sütkü abi, yatıralım şuraya. Dikkat, yavaş yavaş. Yavaş. Oh. Ama dikkat, ama. Bak şimdi. Siz devam edin abi. Ben açarım. Sabri Beyler seni rica et, daha sonra gelsinler canım Nietzsche. Şimdi çok daha önemli işlerimiz var şu anda. Meşgul. Tamam abi. Hah, buradalarmış, gel. Merhaba efendim. Sen ne zaman geldin sevgilim? Biraz önce. Çok uğraştırdı mı seni? Eh işte biraz. Nerelerdesin Aydın? Apartmanda bakmadığım yer kalmadı. Barış'ı gezdiriyordum efendim. Önce bahçeye çıkardım, susmadı. Ben de buraya getirdim. Ölecektik meraktan. Size de iş çıkardık Cenap abi. Aşk olsun Bilgeciğim, bizim için zevk. Teşekkür ederim. Aydıncığım, özür dilerim. İşimin bu kadar uzayacağını bilmiyordum. Önemi yok sevgilim. Sen ne yaptın? Konuşabildin mi? Hı hı, konuştum. Yarın sabah başlıyorum işe. Başlıyor musun? Hı hı. Yarın sabah mı? Evet. Ay başımıza gelenler. Yarın sabah başlıyormuş. İnanabiliyor musunuz efendim? Ya. Hı. İnan kıskandım Sabriciğim. Paşalık sana yakışıyor. Sanki Habsburg hanedanından Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bir paşası gibisin. Teveccühünüz efendim. Başınızı çevirin Sabri Bey. Bana bakın. Sen de adama lafa tutma Cenab abi. Ben resmin daha canlı olması için gayret ediyorum İbrikçi. Sabriciğimi şöyle badem bıyıklı çiz, olmaz mı? Ben kaytan bıyıklı düşünmüştüm ama. Yakışır, olabilir. Ayağına şık var bir şey. Dikkat ediyor musun? Sabriciğimin zaten öyle kusursuz bir fiziği var ki ne yapsan yakışır. Hı hı. Ha, unutmadan hatırlatayım canım içi. Bu tabloyu 2 aylık kira karşılığı yapıyoruz. Ne diyorsunuz efendim siz? Otur hadi. Hediye sanıyordum ben bunu. Otur Sabriciğim, otur, heyecanlanma. İnan bu çok makul bir bedel. İleride bu tablonun bedeli milyarlarla ifade edilecek. Belki de trilyonlarla abi. Trilyon mu dediniz? Belki de, kim bilir. Hah, ben açarım İbrikçi. Sen resmine devam et, arası soğumasın. Muhakkak gelin münasebetsizdir. Ben hemen sepetlerim. Ben geldim efendim. Hoş geldiniz hanımefendi. Şeref verdiniz. Buyurun. Aa, ne kadar yakışıklısınız. Sopanızı unutmuşsunuz efendim. Onu getirdim. Teşekkür ederim efendim ama sopa değil bu, biliyorsunuz. Tambur majör. Biliyoruz yani efendim. Abicim, majör, minör fark etmez. Onu da tut şöyle bakayım. Hah, tabloya derinlik ve zenginlik katsın. Ama ben o kısımları yapmıştım Cenab abi. Olsun İbrikçi, üstünden boyarsın. Ben öğretecek değilim ya. Bu senin sanatın. Bu resmini 2 aylık kira karşılığı yapıldığını söylememiştiniz bana efendim.
2 aylık kira efendim. Sudan ucuz değil mi? Sahiden çok güzel oluyor. Keşke ben de poz verseydim sizinle. İkimizin resmini baş başa yapsaydı Sıtkı Bey. Olur Ayla Hanım. Bir tane de öyle yaparız. Sahi yapar mısınız? Ya. Ay ne diyorsunuz Sabri Bey? Olabilir de efendim. Çok da güzel olur canımın içi. O da mı kira karşılığı efendim? Kolay kolay. Kolay. O da 4 aylık kira karşılığı olur. 4 aylık mı dediniz? Bak şimdi otur Sabri'cim otur heyecanlanma. Yoksa sanatçımızın konsantrasyonu bozulacak. Al al. Tut bakayım şunu. Olay var yine galiba Cenab abi. Ne zaman yok ki birinci. Bıktım bu apartmandan. İyi geceler. İyi geceler efendim. Hoş geldiniz efendim. İyi geceler. İyi geceler hanımefendi. Hayrola Caberciğim, ne oldu canımın için? Ne diyor anladın mı? Ne diyecek? Sapıttı korkudan. Şok geçirdi. Konuşamıyor. Niye şok geçirdi? Şok mok geçirdi yok efendim. Yine numara yapıyor sahtekar. Yoksa sen mi korkuttun onun canım için? Öyle bir maksadım yoktu efendim. Sadece yalanını yakalamak istedim. Yalanını mı? Ne yalan? Bize hastayım diyor, geceleri pilav satıyor efendim. Ben burada beklerken ışıklar söndü. Bakın aynen şimdi böyle olduğu gibi. Cafer içeri girdi. Ben otomatiğe bastım. Birden beni karşısında görünce şaşırdı haliyle. Hepsi bu. Ayıp ayıp. Sanki düşman var karşında. Pusu kurup bekliyorsun yani utanmadan. Sahiden hiç yakıştıramadım sana bunu canımın içi yani. Ama o da hak ediyor efendim. Vah. Kanmayın bu ucuz numaralar efendim. Bir şey yok sahtekarım. Yönetimi elime aldığımdan beri her gün bir başka dolap çeviriyor. Sabriciğim biraz daha anlayışlı olabilirsin. Bak 2 çocuk büyütüyor bu adam. Hayat mücadelesi kolay değil. Ona bir şey olsa sen de üzülürsün. Haliyle tabii efendim. Abi. Biz de o kadar taş kalpli değiliz. Ama sabrınız da çürüyor insanın. Boş ver be Sabri Bey. Unut gitsin. Affetmek büyüklüğün şanındandır. Çoktan affetti zaten. Değil mi canımın içi? Bu seferlik öyle olsun efendim. Sizin hatırınız için. Sana da bu yakışır Sabriciğim. Öpüyorum yanaklarından. Sen iyi misin canımın için? İç, iç. Bak çocuklar üzüldü bak. Hadi gidin yatın artık. Hadi gidin. İyi sen geceler. De gidin. İyi geceler. İyi geceler Cenab amca. Cahilliğine ver Sabriciğim. Sertlikle bir yere varamayız. Öyle değil mi? Tatlı tatlı yola getirmeye çalış. Gayret ederim bundan sonra efendim. Sırf sizin hatırınız için. Sağ ol canım için. Pırlanta gibi bir kalbim var. Tekrar öpüyorum yanaklarından. Ah ben de öpe öpe doyamıyorum efendim. Hele o resmi gördükten sonra yeniden aşık oldum sanki koçum ama. Ne mutlu sizde. Ne mutlu. İyi geceler. İyi geceler efendim. İyi geceler. Yarın devam edecek miyiz resme? Tabii tabii. Yarın bekliyoruz. Öğleden sonra canımın içi. Tabii. Of çekemem İpekçi. Bu akşam Sabri'lere yemeğe gitmek yoktu programımızda. Nereden çıktı şimdi? Çağırdılar Cenab abi. Bana niye bağırıyorsun? Verelim Sabri'ciğim tablosunu hemen kaçalım. Ayla Hanım'ın o yağlı, lezzetsiz yemeklerinden yiyemem bu akşam. Nesnelenlerle buluşacağız. Ben de senin o çömlekçi arkadaşlarını çekemem bu akşam Cenab abi. Kusura bakma. Seramikçi demek istedin herhalde İpekçi. Özür dilerim. Evet, seramikçi. Bak çekeceğim kulağına. Nesnelen bu konuda son derece duyarlıdır biliyorsun. Biliyorum. Ayla Hanımlar'da yemeğe kalmazsak ayıp olmaz mı sence? Bir mazeret uydururuz İpekçi. Mesela senin karnın ağrımaya başlar, benim migrenim tutar. Tutamaz mı? Niye açık açık önceden arkadaşlara söz verdik, kusura bakmayın demiyoruz Cenab abi? Diyemeyiz İpekçi. Ayla Hanım'ı tanıyorsun. Hiç yoktan kriz yaratırız. Kimmiş bu arkadaşlarınız hık? Ben tanıyor muyum hık? Kadın mı erkek mi hık? Yani sağlam bir mazeret bulmamız şart İpekçi. Yoksa gerçekten migrenim tutacak ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar canımın içi. Hayrola? Çöp efendim. Ya sağ ol lazım değil istemiyoruz. Ne diyorsun abi? Adam çöpü almaya geldi. Öyle desin Caferciğim. Yani sen bizden çöp istiyorsun. Fazla çöpümüz var mı İpekçi? Yarın veririz Cafer. Birikmedi daha. Tamam efendim. Bak çekeceğim kulağını yeşim. Derslerine çalışmayıp babanla mı geziyorsun? Benim adım Banu.
Banu mu? Emin misin? Banu senin ablan değil mi? Yok efendim. Banu bu. Bu. Çocuk herhalde kendi ismini senden daha iyi bilir Cenab-ı abi. Öyle ya tabii. Ödevin yok mu senin bakayım Banu? Ödevimi bitirdim. Bitirdi efendim. Hepsini bitirdi. Türkan teyzesinin verdiği kitapları da okuyor artık. Fırtına maşallah. Fırtına. Aferin. İnsan her yaşta okumalı yeşim. Değil. Banu. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam, ne uçtu be? Aman dikkat et tabloya. O ne öyle, ödü patladı kız. Prens, yok bir şey yavrum. Gel babana, gel. Hadi koçum, tut şunu, fırla. Başla. Hey maşallah, canavar, canavar. Hay senin Allah cezanı versin prens gibi kız. Bedua okuma ablacığım. Bedua okuma akşam vakti. Senin yüzünden gitti zaten yavru. Efendim buyurun. Heh, yakaladım yaramazı. Paniğe gerek yok. Eyvallah birader, sağ olasın. İyi günler. Buyurun efendim, şeref verdiniz. Aman efendim, şeref o şeref verdiniz. Bize ait. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Sefen. Hayla Cenabettin Paşa yaverinde mi getirmiş kızım? Yaveri değil anneciğim, o kiracımız ressam Sıtkı Bey. Yani arkadaşım diye söylemiyorum, tablonuz bir şaheser. Versene İpekçi, versene. Veriyorum canım abi. Umarım çerçeveyi de beğenirsiniz. Aman efendim, bir de çerçevelettiniz mi? Ne zahmet, ne zahmet. Çok naziksiniz. Ah, hakikaten şaheser olmuş efendim. Ellerinize sağlık. Beğendiğinize sevindim. Ama şunu aslında efendim, oturalım bir an önce. Yemekler soğumasın. Tablo bir harika ama sen de bir harikasın Sabriciğim. O ne ihtişamlı duruş, o ne bakışlar öyle. Kutluyorum seni canım için. Teveccühünüz efendim. Alo, İbrahim Paşa'nın resmi mi o kızım? İbrahim Paşa değil anneciğim, Bando Paşa'sı damadınız. Hadi buyurun efendim. Efendim sofra bir harika, yani neler yapmışsınız. Ellerinize sağlık gerçekten. Bak, baştan söyleyelim de Cenab-ı abi gücenmesinler bize. Fazla vaktimiz yok. Evet, kusura bakmayın. Bir canlı yayına katılmak zorundayız da. Aa, öyle mi efendim? Hangi kanal? Biz de seyredelim. Ne yazık ki seyredemezsiniz hanımefendi. Uydu kanalı ya. Aa, ne fena. Bizim niye uydu antenimiz yok efendim? Ben de istiyorum. Aa. Şimdi bir uydu antenimiz eksikti efendim. Kokular nefis. Börek yandı börek. Ayla şarap ver Cenabettin Paşa. Ben veririm efendim. Siz yemeği dağıtın. Tabağınızı alayım Cenab Bey. Bu harika bir sofra efendi. Yani ne zahmetlere girmişsiniz. Hakikaten girdik efendim. Sırf şu gördüğünüz beğendi. 6 kilo patlıcandan yapıldı. Ne diyorsunuz canımın içi? Vah 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 vah. Çok ayıp Sabri Bey. Şerefe Sabriciğim. Şerefe efendim. Dahi sanatçımızın şerefine. Aman Sabri Bey, beni mahcup ediyorsun, şerefe. Ben de paşa kocamın şerefini içiyorum efendim. Ayla, elin adamına niye kadeh kaldırıyorsun kızım? Elin adamı değil o anneciğim, damadınız, damadınız. Bandoların başkomutanı o. Gerçekten muhteşem bir paşa oldun Sabriciğim. Yani sende bu kalıp varken kocam Mustafa Paşa'yı bile kıskandırırsın canım içi yani. İltifat ediyorsunuz efendim. Ya, omuzlarını tuvale sığdıramadı Sıtkı. Ya. Biz artık müsaade istesek Cenab-ı abi. Nesterenlere ayıp olacak. Şşş, yavaş İpekçi. Nesteren mi efendim? Kim bu Nesteren? Hayır efendim, yanlış anladınız. Nesteren değil. Yani Nesteren ama öyle bir Nesteren değil. Yani nasıl bir Nesteren bu efendim? Bizi ilgilendirmez efendim. Nasıl Nesteren? Sen Nesteren, Allah Allah. Yani sen söyle istiyorsan Ayla Hanım'a nasıl bir Nesteren olduğunu. Şey efendim. Nesteren Hanım çıkacağımız canlı yayının sunucusu. Ha evet o. O. Kalkalım Bibikciğim. Kalkalım Cenab-ı abi. Ama daha börek vardı efendim. Yani inanın böreğe hiç yerimiz kalmadı hanımefendi. Yani buramıza kadar doyduk. Söyledim ben size Ayla Hanım, yiyemezler diye. O zaman veririz yanlarına, yarın yerler efendim. 2 tepsi börek yaptı efendim size. Tam 2 kilo kıymayla. Bir tepsisini de yaktı. Aa, vah, 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 vah. Kalk bebeğimiz İpekçi. Hadi başlayalım evladım.
Hayırdır inşallah. Neye başlayacağız efendim? Alişimin kaşları kare. Hani kalkıyorduk Cenab-ı abi? Kalkarız İpekçi. Kırmayalım büyük hanımı. Detone olmayalım efendim. Bakın şöyle. Do re 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 do re re mi re do re. Başlayalım şimdi. Alişimin kaşları kare. Aman dikkat et. Detone olmayalım İpekçi. Şimdiye kadar hiçbir kavgada yenilmedim. Hepsini nakavtla devirdim. Benim adım Cemil. Sevim Hanım geldi Celilciğim. Şimdi o senin nakavt eder. Eyvah, saklayın beni. Burada yok de, burada yok de. Rahatsız ettim. Baba. Buyurun Nazif Bey, buyurun. Ödümü patlattın. Ne biçim çalıyorsun sen öyle? Ayıp kız, ayıp. Ay altı ne edecektin korkudan? Neler oldu gene Allah aşkına baba? Bırak oğlum. Bir de sana dert anlatmayalım şimdi. Otur canım Nici, otur. Bir kahve daha yapıver İpekçi. Kahvemiz kalmadı Cenab abi. Sağ ol, hiçbir şey istemiyorum. Babamla ilgilenmişsiniz ya, yeter. Sağ ol. Ama bir şey içmeden olmaz canım. Bak ısrar ediyorum. Bari bir çay iç. Zahmet olmasın. Zahmet ne demek Nazif Bey? Cenab abi 2 dakikada yapar şimdi. 2 dakikada canım Nici. Patlatamadı mı suratının ortasına 2 tane? Ben olsam hiç bakmam. Gebertecektim kereste müdürünü. Elimden zor aldılar. Bir aparkat, bir kroşe, bir sağ direk. Dur kız sen de şimdi. Büsbütün azdırma adamı. Burada ciddi bir şey konuşuyoruz Celilciğim, lütfen. Benim adım Cemil. Vurdum mu oturturum. Aferin, aferin. Kahveler nerede kaldı İbrikçi? Getirdik ya Cenab abi. Şeker? Yok sağ ol. Sizin de huzurunuzu kaçırdık ama efendim. Yok hocam ne demek? Biz komşuyuz. Sen de ne diye adamı mahkemeye veriyorsun kız hoca? Olur mu öyle şeyler komşular arasında? Ya ne yapsaydım efendim? Hakaretlerine seyirci mi kalsaydım? Olmaz mahkemeyle falan, olmaz. Eşek sudan gelinceye kadar dövmek lazım böylelerini. Kutluyorum Celiciğim. Adalete yeni bir boyut getirdin canımın içi. Her tarafım tutuldu İpekçi. Felç oldum adeta. Korkudan o biraz da Cenab abi. Az gerginlik yaşamadık tabii. Ne diyorsun sen ya? Tazminat davası açacağım o haddini bilmez cani ruhlu Sabriye. Dur kapatma bakayım nerede? Yara falan yok Cemil Bey. Hemen yatacağız, uzatmayalım. Hadi. İnsan bazen vurulur farkına varmaz. Bakayım topuktan vurdular. Bırak Allah Allah Celil'cim yapma. Zaten çok fena halde asam bozuk. Yara falan göstermem sana canım için. Hadi doğru evine hadi. Hadi Cemil Bey hadi eve. Bırak beni çekme öyle. Benim adım Cemil. Soğuk bir bira açın da içelim bari. Bu kadar heyecan yaşadık. Biramız yok maalesef Celil'cim. Hadi güle 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 güle. Kimi evinden koyuyorsun sen? Kovmak değil Cemil Bey. Geç oldu uyuyacağız hadi. Cemil burada mısın sen? Buradayım Sevim. Bak Sevim Hanım da seni arıyor. Sizi Allah gönderdi hanımefendi. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Az kalsın ölüyor. Geçmiş olsun. Senin burada ne işin var? Az kalsın ölüyordu Sevim. Yarasına bakmaya geldim. Sen ne anlarsın yaradan falan? Doktor musun? Yürü eve. Anlarım Sevim. Böyle vakalarda başında beklemek lazım yaralının. Kan kaybından gitmese bile geçirdiği şoktan gidebilir. Yürü hadi yürü çok konuşma. Herkesin derdi kendine yeter. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Yürü. Oh be Cenab abi neyse. Oh canım hiç oh. Ben bu şoku atlatamadım hakikaten. Topuğum da fena halde sızlıyor. Yoksa ben vuruldum. Saçmalama abi ne vurulması? Ya ölüp gideceğim kimsenin haberi olmayacak. Görüyor musun şu başıma geleni? Tam da radyodaki işime geri dönmek üzereyken. 12 ayın sultanı hemen geldi gidiyor. Gel bakayım buraya. Buyur abi. Aferin davulcu. Devam et. Nerelisin bakayım Malkara'm. Sen? Malkara'm. Olsun. Memleketin her tarafı bir. Malkara, Siirt'i fark etmez. Çal, devam. Arkadaşa biraz para vereyim birinci. Para mı Cenab evet. abi? Ben 5 kağıt. Uzun yoldan gelmiş. Oo çok para be Cenab abi. Biz niye veriyoruz? 13 tutanlar versin. Öyle değil İbrikçi. Vereceksin baş.
Keyifliyiz bu gece. Radyodaki işimize yeniden kavuştuk. Binlerce hayranımız, genç kızlar, güzel kadınlar, radyoların başında şairlerini bekliyorlar yani. Ha? Yapma şunu yemekçi. Kimseyi uyandırmadan çıkalım. Böyle de hiçbir şey göremiyoruz ama abi. Olsun, idare eder. Sabriciğim, hırsız sendromuna kapılmış son günlerde. Yakalanmayalım. Katlama asansör bak. Katlama yürüyeceğiz yine. Yine bozuk ha. Bu Allah kahretsin ya. Sürünüyoruz mortaller apartmanında. Yazık bize. Radyodaki işimize de döndüğümüze göre bulalım kendimize güzel bir ev. Çıkalım buradan canım. Olur Cenab abi. Bulalım. Cesarete bak. Gözü kara demek ki. Aman efendim, ateşe atmayın siz de kendinizi. Cafer Bey falan uyandırsanız. Horul horul uyuyordur eşek. Onu uyandırana kadar kim bilir kaç tarihi birden soyar bu hırsız. Bakın, duyuyor musunuz ayak sesleri? Ay evet, çok korkuyorum. Dikkat edin siz de. Korkacak bir şey yok efendim. Girin içeriye siz. Şimdi iki kurşun sıktın mı ayaklarına? Söndü. Keşke yakmasaydınız efendim. Anlayacak şimdi takip edildiğini hırsız. Alo, haber verdiniz mi Zaptiye'ye kızım? Sus! Ne yapıyorsunuz efendim? Girin içeriye. Girin, girin. Yoruldun mu Cenab abi? Yoruldum İbrikçi. Aa, bu ne ya? Çık çık, bitmiyor. Çekilmez bu saatte. Geldik geldik, az kaldı. Şurayı da çıktık mı tamam. Dur, dur orada yakarım. Ne oldu abi? Ne oluyor ya? Yak şu ışığı bilinci. Eyvah. Düğmeyi bulamıyorum abi. Cenab Bey siz miydiniz? Ben ne yaptım? Vuruldum ben İbrikçi. Kan izi göremiyorum Cenab abi. Vallahi hırsız sandım efendim. Çok affedersiniz. Bir şeyiniz yok inşallah. Ne yapıyorsun Sabriciğim Allah aşkına? Çek şu silahı ya. Çektim. Koy. Özür dilerim efendim. Şaşkınlıktan vallahi. Ne oldu birader? Vuruldun mu? Kim vurdu seni? Ev sahibim. Arkadan ve alçakça. Yavaş İbrikçi. Her tarafım sızlıyor. Ne yaptın komşu? Kaza Yavuz Bey, kaza. Kaza maalesef efendim. Apartmana hırsız girdi dediler. Hırsız mı? Sen de hırsıza bozdun ha? Ne yaptın kız hoca? Vurdun mu adamı kıskançlıktan yoksa kız? Üstüme iyilik sağlık. Laf çıkarma babacığım hop. Ne kıskançlığı? Yanlışlık olmuş. Tabanca sesimi duydum. Atladım geldim canım abicim. Gel birader, iyi ettin. Ölen kalan yaralanan kimse yok değil mi inşallah? Yok birader. Haf atlatmış çok şükür. Bir yerim kanamıyor diye mi İbrikçi? Yok abi yok. Allah canını almasın kız. Ödüm koptu vallahi. Kot. Ne oldu yine? Neden uylandın sen? Uylamaz mı ablacığım? Burnun ucunda silah patladı. Prens, sakin ol yavru, yok bir şey. Hay Allah, küçük beyi de uyandırdık. Uyandırdın komşu. Huzurunu kaçırdın vatandaşın gece yarısı. Yakışmaz. Abi. Hasta mısın? Ne oluyor yine Cemil? Birini vurdular Sevim. Birini mi vurdular? Gitti Sevim. Duymadın mı tabancı sesini? Top gibi patladı. Ben bir şey duymadım vallahi. Bana bak, rüya mı gördün yoksa? Ne rüyası Sevim? Bütün apartman inledi. Duymuyor musun sesleri? Herkes orada. Ay ben bakamam şimdi. Damağını kaldır birader. Bembeyaz olmuş rengin korkudan. Oldu vallahi. Yani Sabiciğim az kalsın öldürüyordu. İsteyerek yapar mıyım efendim hiç öyle şey? Bak çekeceğim kulağına. Vah vah kız. Şekerli su iç en iyisi sen. Nedir bu hırsız dalgası komşu? Kafayı mı yedin? Yemiş canım abicim, uçmuş. Prens, neredesin yavrum? Burada babası, burada. Amcasının kucağında. Ablacığım, sahip ol yavruya. Gel kız sen de şuraya. Herkesin canı sıkkın zaten. Buyurun. Nerede hırsız? Anam, ben bakamam. Ölmüş mü? Ölen kalan yok koçum. Sabri Bey hayal görmüş. Hayal mi? Biraz öyle efendim. Cenap Bey'i vuruyordum az önce. Hırsız sandım. Sizi mi? Evet efendim, topumdan. Bakın elim ayağım nasıl titriyor yani. Vay canım, vay.
Geçmiş olsun komşu, görünmez kaza işte. Yakaladık. Sevim koş, katiller burada Sevim. Tamam. Heh, bir bu eksikti. Hop, ne yapıyorsun Sayın abim? Aile var. Vatandaş panik halinde zaten. Daha fazla panik yaratma kız sen de gece vakti. Çekmiş kafayı bu da. Beğendiniz mi yaptığınız efendim? Yazık değil mi insanlara? Bakın hallerine. Oldu bir kere efendim. Siz de gelmeyin üstüme ha. Hayrola ya? Ne oldu böyle sabaha karşı tabancalar falan? Kaza efendim, kaza. Hepinizden özür diliyorum. Ya kaza. Anlamadan, dinlemeden tabancayı kapıp... Evet. Şükrücüğüm, hoş geldin canım içi. Yani az kalsın ölüyor. Geçmiş olsun. Komşu bak, bir daha söylüyorum. Son ver bu hırsız kovalama oyununa. Vatandaşın kafasını bozma, fena olur. Ben de bayılmıyorum efendim. Hırsızlar cirit atıyormuş ortalıkta, ne yapayım? Kapıcımız müracaatta oturmuyor ki. Oynat bir elini konulu komşu. Yak şunu komşum! Buyurun. Biz uyumayacak mıyız efendim? 12'ye kadar nöbetimizi tutuyoruz işte. Yazık yazık. Nedir bu apartmanın senden çektiği bir adam? Her gün bir icat çıkarıyorsun. Hayda, bu da geldi. Geldim evet. Gelmeyecek miyim? Sen bizim her şeyimizi eleştiriyordun. Biz de konuşacağız açık açık. Hadi bakalım. Aman ne olur. Gözüm haklısın da sakin ol. Sinirler gergin. Olmaz ama efendim. Eline tabancayı alıp bu saatte dandun hırsız kovalamak. Güzel konuştun hoca. Şimdi ben aynısını söyleyecektim. Sen kim oluyorsun da? Uzat mı Sayın abim? Uzatırım. Benim adım Cemil. Kavganın sırası değil şimdi Cemil Bey. Hep bu adamın yüzünden oluyor efendim. Kaza oldu dedik. Herkesten özür diledik. Geldi buraya nifak saçıyor. Hadi oradan kerete. Sen saçarsın nifağı. Yaptın bir dangalaklık. Edebinle önüne bak sus bari. Sorarlar sana o tabancanın hesabını. Yeter artık. Vallahi şimdi çekip seni de vuracağım. Kaçın. Tabanca çekti kız. Patlar matlar Allah korusun. Patlatır. Gözü dönmüş bunun. Geri çekilin. Sok o tabancayı cebine komşu. Gel canım abicim. Sen şöyle arkama geç. Sabri Bey. Şimdi elinizden bir kaza çıkacak. Oyuncak değil o. Ne yapıyorsun Sabriciğim? Aa. Hiç yakıştıramadım sana şunu. Bırak aa. Sen apartman canavarı mısın? Komşu uzattın ama şakayken kaka olacak canım ha. Çıldırdınız be efendim, katil mi olacaksınız? Çıldırdım efendim, evet. Bu adam beni çıldırttı. Hadi vur ulan, vur sıkışa. Vur ulan.